Baba ne oynadı be, ne oynadı be. Az önce maç önü yayınımı bitirdim. Şimdi sırada Kadıköy'e gitmek var ama birlikte gideceğiz. Yolda her şeyi birlikte yaşayarak stat içine kadar yeni bir vlog başlıyoruz. Hadi bakalım. Kadıköy'de Fenerbahçe Nörşilind maçı maç günlüğü. Akşam biraz serin olabilir. Bu nedenle yeni sweatshirtümü mutlaka denemek istiyorum. Altına da bugün forma değil, bir arkadaşımın hediyesini, bunu tişörtümü giymek istiyorum. Bakalım nasıl bir kombin olacak. Bu arada bu kırmızı ne diye merak edenler, bizde kırmızı milli takımımız olur. Onu söyleyelim. Ya bu da çok güzel ya. Çok güzel bir Fenerbahçe lacisi. Acaba bununla nasıl olur? Ve 5 yıldızlı tişörtümde karar kıldım. Önce metro, sonra metrobüs. Bekle bizi Kadıköy. Bizim trenimiz 2 dakika sonra burada. Maraton için farklı bir yerden gidiyoruz metrobüsten. Sola dönüp yeni yapılan köprünün altından geçiyoruz. Hedefimiz maraton. Şimdi tabelalar böyle ama burada biraz işler tersine. Şuradan yürüyoruz. Şu yolu çıkıyoruz. Şöyle Fenerbahçeli arkadaşlarımızın arkasından. Ve işte burada stadımızı görüyoruz. Mabet. Şu anda maça tam olarak 2 saat olduğu için biraz sakin ama yollar çok kalabalık. Metro, metrobüs, trafik, E5, tem çok kalabalık. Tıklım tıklım dolmasını bekliyorum. Yok, pardon, hayır. Ve maraton alta geldik. Birazdan buradan giriş yapacağız. Armamızın hemen yanından maraton alttayız arkadaşlar. Maraton tribününün en güzel taraflarından bir tanesi, geldiğinizde bununla karşılaşmak. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu tüm isimleriyle burada harika bir girişi var. Maça yaklaşık 1 saat 50 dakika varken stadı şöyle bir görmek istiyorum. Daha sonra tekrar içeri gireceğim. Acıktım çünkü. Ama önce şöyle bir bakalım. Fenerbahçe Nörşilind Konferans Ligi ilk maçı. Demek ki böyle gittiğimiz zaman. Hadi bakalım. Birazdan buralar tıklım tıklım olacak. Nörşilind takımı sahaya ışıklarla çıktı. Yavaş yavaş dolmaya başlıyor stat. Birazdan full halini paylaşacağım sizlerle. Bir hareketten de başladı. Bu müziğe de bayılıyorum. Bakın dinleyin. Pazar günü Alanya Spor maçından ötürü derin bir rotasyon yaptı hoca. Bakalım nasıl sonuç verecek.
öyleyse başlayalım. Maçın skoru ne olursa olsun Fenerbahçe'deki bu derin rotasyonun oyun ezberini biraz bozacağını düşünüyorum. Ama sonuç olarak bireysel performanslar ve oyun kalitesi ne olursa olsun konferans ligi grubuna galibiyetle başlamak çok mühim. Bir kanatta Ryan Kent'i, bir tarafta Joshua King'i performans olarak merak ediyorum. Ryan Kent'in ben buradayım diyeceği bir maç olmalı diye umut ediyorum. Ve unutmayın, hafta sonu Alanya'da çok önemli bir maç var. Ligin bu döneminin bence en önemli virajı. Hadi bakalım, başarılar Fenerbahçe. Ülke puanı için. Saldır Fenerbahçe.